Burada 17 arkadaşımla ben, 18 kişi gönüllü çalışıyoruz. Arkadaşlarla beraber her çarşamba günü burada toplantı yaparız. Toplantıda bölgeye göre, hangi bölgeye uygunsa o müracaat eden bölge sorumlusu arkadaşla birlikte ziyaret ederiz. Ziyaret ettiğimiz zaman gözlem raporlarımızı, yerinde tespit raporlarımızı orada tutarız. O tutanaklarımız hazırlandıktan sonra gelecek haftaki toplantıda durum değerlendirmesi yaparız. Bu aile için neler yapabiliriz, neler yapmamız gerekiyor, maddi ve manevi olarak neler yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız yardımlar sadece maddi yardımlar değil. Her ne kadar buraya kadar ve maddi yardımlardan bahsetmiş olsam da aslında bizim ağırlıklı yapmış olduğumuz manevi yardım. Başta biz diğer kardeş ve STK'ların bize pas ettikleri yetimlere gidiyorduk. Çünkü o zaman Kayseri, İHH Kayseri'de tanınmıyordu. Yetim aileleri de böyle yardım yapacak bir kurumdan haberdar değillerdi. O zaman bize pas edilmiş adreslere gidip kendimiz araştırarak buluyorduk aileleri. Fakat 2 senedir, 2,5 senedir bu değişti. Yardım yaptığımız aileler yardıma muhtaç başka ailelere bizi tavsiye etmeye başladılar. Ve Kayseri'de biz tanınmaya başladık. Yapmış olduğumuz faaliyetlerle, karne şölenleriyle, yetim giydirmelerle, yaptığımız iaşe yardımlarıyla, kırtasiye yardımlarıyla okullarda fazla duyulmaya başladık. Dolayısıyla da bazen bir okulun müdürü bizi arayıp müracaatı haber verebiliyor. Muhtardan haber gelebiliyor. Veya yine az önce söylediğim gibi yetim aileleri, kendiler yardım alan yetim aileleri çevrelerine bizi anlatarak yine ihtiyaç sahibi ailelerin bize müracaat etmelerine sebep oluyor. Biz ilk gittiğimiz, tespite gittiğimiz ailelerde özellikle maddi ihtiyaçları noktasında en azından ihtiyaçları giderme noktasında çok ciddi problem yaşamıyoruz. O konuda kafamıza takacak veya sıkıntılanacak bir problem yoktur. Evin tadilatıdır, tamiratıdır, eşya ihtiyacıdır veya maddi desteklemesidir. Bunlar hiç problem değil. Bunlara elhamdülillah Kayserili Ali Cenap hemşehrilerimiz sayesinde bunları gerçekleştiriyoruz. Daha fazla bizim önemsediğimiz kısım ise manevi ihtiyaçlar, psikolojik sıkıntılar ve manevi eksiklikler. Bunun için de aktif gönüllü çalışan bir psikolojik danışman arkadaşımız var. Onunla ziyaretler yapıyoruz. Ben orada görüyorum ki işte gittiğim zaman, görüşmeler yaptığım zaman anneler biraz daha böyle arkamızda birisi var, bizi destekleyen birisi var. Biz çok da yalnız değiliz. Duygusu yaşamaya başlıyorlar. Bu duygu çok çok önemli. Yani ben hayatta yalnızım, tek başımayım duygusu çok kötü bir duygu. İnsan çok çok böyle mahveden bir duygu. Ama ben yalnız değilim, bana destek olan biri var, arkamda da biri var duygusuyla yapabileceklerin en üst noktasına kadar çalışabiliyorlar, o gayreti gösterebiliyorlar. Ben Zeliha Aslan, emekli, eşim emekli. Ben boş oturmayı sevmeyen ev hanımlarındanım. Hep böyle faaliyetlerde bulunurum, gezerim işte. Bir gün arkadaşla biz çarşıda alışveriş yapıyorduk. Dedim, ne yapıyorsun kurbanı dedi. Dedi, İHH'ya vereyim bu ayda, bu sefer de dedi. Gittik onu kurbanı şey yaptık, gönderdik. Bir de bunlar şey yapıyorlarmış. Ayakkabı giydiriyorlarmıştı yetimlere. Hatun Hanım'la şeydi, Hatice sen miydin? Evet. Hatice ile karşılaştık. Orada bir kısa sohbetimiz oldu. Zaten ben de takip ediyordum. Acaba Kayseri'de yoksa ben düşüneyim diyordum ki zaten benden önce yapmışlarmış.
işinde yani hiç engel tanımaz. Kesinlikle yapmak istediğin bir şey varsa gece bile yaparsın. Onun için yani bu istek, evet istemek lazım. Yani arada oluyor ister istemez evde ufak tefek tartışmalar da. Bir de ha uyum olmazsa zaten evdekilerine uyum olmazsa bu kadar sürekli faaliyetli yapamazsınız. Yani evdeki uyumdan dolayıydı. Allah razı olsun evdekilerden. Kendi sıkıntılarını unutuyorsun. Hap gibi geliyor bunlarla ilgilenmek. Çünkü benim sıkıntılarım o kadar çoktur. Belki bunlardan da çoktur ama şey ya daha kimse de bilmiyor. Birazcık Hatice bilir. Yani hiç yansıtman da. Yani hiç aklına bile gelmiyor. Rabbim de ona bir yol veriyor ki. Sen burayı yaparken Rabbim onun yolunu gösteriyor gidiyor o zaman. Evet. Şimdi bize yeni müracaat eden bir ailemizi gözlemlemeye geldik. Bakalım ne yardım yapabiliriz, ne gibi yardımlarda bulunacağımızı içeri girince göreceğiz.